İKAS'ın sunduğu transfer dosyasına hoş geldiniz. Herkese iyi bayramlar diyerek başlıyoruz. Mustafa Demirtaş, Sinan Yılmaz'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede bizim çikolata? Vereceğiz çikolatayı. Bayramlık. İyi bayramlar size de. İyi bayramlar herkese. Nasıl geçiyor? İzleyenlere de. Çalışarak geçiyor. İlk gün ziyaretleri hallettik. Evet. Artık çalışmaya devam. Devam. Sıcak gündem. Daha çok Fenerbahçe'de var. Fenerbahçe ile başlayacağım. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Dün akşam saatlerinde bu birliktelik resmen açıklandı. Fenerbahçe'nin kamp programı da belli oldu. Sarı lacivertler 2 Temmuz Pazar günü topbaşı yapacaklar. İlk etap çalışmaları İstanbul'da olacak. Bu İstanbul'daki çalışmalara milli takımlarına giden oyuncular 5 Temmuz'da katılacak. 8 Temmuz'a kadar çalışmalar İstanbul'da devam edecek. Sonrasında Fenerbahçe Rusya'ya gidecek. St. Petersburg'da Paris Cup'da mücadele edecek özel turnuvada. Burada da maç tarihleri belli oldu. 9 Temmuz 19.30'da Zenit Fenerbahçe maçı var. 12 Temmuz 19 Temmuz'da Fenerbahçe Kızıl Yıldız maçı var. 15 Temmuz 14'te de Nefçi ile Fenerbahçe yine karşı karşıya gelecek. 15 Temmuz'da son maç oynanacak. Nefçi maçı oynanacak. O ardından Fenerbahçe İstanbul'a dönecek ve Samandıra Can Bartu tesislerinde çalışmalarına devam edecek. İsmail Kartal teknik direktör oldu. Takımın başına 2 Temmuz'da ilk antrenmana çıkacak. İlk transfer toplantısını yönetimle yaptı diyelim. İsmail Kartal olsanız hangi mevkilere transfer istersiniz? Bir kere şunu derim ya, ben bıraktığımda bir sağ stoper vardı. Şimdi Bayern Münih formasını giyiyor. Ondan sonra buraya pek... Orada askere gitmiş, askerden sonra imza atacakmış. Evet evet. Asker değilmiş şu an kim bilecek. Güney Kore öyle konularda affetmiyor. Eğer bir başarı elde etseydi Güney Kore bu arada, madalya alsaydı muaf oluyormuş. Ancak öyle hani. Muaf değil, kısalıyor galiba işte. Bir Asya şampiyon olunca bir aya mı ne iniyormuş işte belli bir şey. O da kısalıyor mu? Yani evet. Benim bildiğim... Son da yapmıştı çünkü. Muaf da olabiliyorlar hani bir başarı olursa. Bakacak ki sonrasında gelen giden yok mu sağ stoper bölgesinde? Ben önce o yüzden bana bir sağ stoper alın derdim. İşte her zaman söylediğim gibi hani Kim Minji olmasın ama 10 üzerinden bir 7.5-8'lik bir oyuncu gelsin buraya derdim öncelikle. Sol stoper aldırabilir yalnız. Sol stoper de mi aldırabilir? Şey, çünkü hatırla, kendi döneminde Serdar Aziz'i oynatıyordu sağ stoperde. Zalai'yi sol stoperde oynatmıyordu. Zalai'yi yedek bıraktı, kesti. Ama şu an Luan Perez de var ya. Luan Perez de var şu anda. Belki onu çeker. Evet. Yani Luan Perez sağ stoper yapılır. Ben bir tane kesin sağ stoper ister diye düşünüyorum. Çünkü Kim Minji onun sistemini işleten oyunculardan bir tanesiydi. Önde baskıyı yapan oyunculardan bir tanesiydi. Onun haricinde bakarım, diyor ki tamam Yağız Aysa herhalde benden sonra sözleşme imzalar ama artık kulvar daha geniş. Avrupa'sı var, ligi var. Çok daha uzun bir dönem. Ben bir tane daha 8 numara isterdim. Dribbling becerisi olan. Deleci hücuma kırılacak bir 8 numara kesin isterdim diye düşünüyorum. Zayt'la sözleşme imzalayın hemen derdin herhalde. Tabii onun haricinde yani. Zayt evet. Ekstra bir oyuncu daha orta sahaya. Santofor gelmiş, teşekkür ederim. Ceko için teşekkür ederdim. Kent için de teşekkür ederdim. Hani Rostin'in daha iyisi gelmiş, duruma göre kullanırım ama bana bir tane de skorer kenar forvet olursa neden olmasın derdim ki gündemde var öyle isimler. İşte Zaha gibi, Perisic gibi. Bir de tabii Arda Güler giderse benzer profilde yine yaratıcı bir hem kenar forvette kullanabileceğim, forvet arkasında kullanabileceğim bir oyuncu isterdim. Böyle. Kenar forvette adı geçenler bu arada Zaha ve Perisic sol kenar forvet olarak geçiyor. Aslında Kent'in olduğu yerler. Aslında sağ ön daha boş. Kenar forveti sağ öne alabilse, sağ önde çünkü geçen döneminde de İrfan Can Kahveci oynatıyordu. Gene İrfan Can Kahveci var. İrfan'ın en büyük eksiklerinden biri skorer olamamak, kutuya girmemek. Yani bir kenar forvet alıyorsan aslında sağ kenar forvet kayıt yerine alsan tam cuk oturacak. Sola Kent, sağ tarafa yeni bir kayıt alsan tam onun istediği olacak. Son aslında referans almamız gereken bir dönemi var. İsmail Kartal'ın bu takımı çıkışa geçirdiği geçen bir önceki sezonun son 10-15 haftası. O dönemde ne oynuyordu takım? 4-2-3-1. O 4-2-3-1'i kafaya yazıp ve aslında şeyle çok farklı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'siyle İsmail Kartal'ın başarılı olduğu dönemdeki Fenerbahçe oyuncu havuzu bir çok benzer aslında. Çok fazla giden gelen yok iki hoca arasında. Ama tercihler çok farklı bak. Yani çok şaşıracağımız tercihler. Mesela Jorge Jesus Zalai'den hiç vazgeçmedi. En çok süre verdiği oyuncuydu. İsmail Kartal Zalai'yi tutmadı. Son haftalarda yedek medek bıraktı. Serdar Aziz'den vazgeçmiyordu. Serdar Aziz'i daha çok tercih ediyordu. Daha çarpıcı bir şey. İsmail Kartal'ın her hafta işte haftalarca kazandığı süreçte Valencia full yedek. Serdar Dursun oynuyor santrforda.
Jorge Jesus da tamamen tersi. Valencia full oynuyor, Serdar Dursun hiç oynayamıyor. Yani aslında... Aynı şekilde Zayis Crespo bankosuydu İspanya Kartal'ın. Evet. İkisi de Jorge Jesus'ta yoklar. İkinci yarıda özellikle hiç neredeyse. Ligin ikinci yarısında neredeyse hiç denemedi. O yüzden aslında İsmail Kartal açıklanmasından önce takımdan ayrılmasını beklediğin Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş. Mesela Mert Hakan Yandaş da o 4-2-3-1'in 10 numarası pozisyonunda tam oturmuştu. O Galatasaray'ı yendikleri, işte derbide kazandıkları, 4-0 Kayseri'yi yendikleri falan dönemde Mert Hakan Yandaş, Crespo, Zayis ikilisini önde çok iyi tamamlayan bir oyuncu olmuştu. Yani bir 10 numara olmasına rağmen bir 8 numara gibi tempolu, dinamik. Zaten o üçlü, yani Zayis, Crespo, Mert Hakan üçlüsü çok tempolu, dinamikti. Böyle Arao gibi bir pozisyon tutucusu yok. Yani Jesus tarzında oynamıyorlardı. Daha geçişli oynuyorlardı. Aslında çok şey değişecek bence o yüzden. Hani gidenler ve gelenlerle ilgili planlamalar oldukça değişir. Çünkü Jesus'tan çok farklı oyunculara yönelmişti. O yüzden mesela şu anda Luan Perez de var, Zalai de var. Sol stoper düşünülmez mi diye bir hani İsmail Hoca'dan önce öyle bir fikir oluşuyordu. Ama bence sol stoper aldırabilir pekala. Çünkü Luan Perez'i de sol bek yapabilir bence. Onu söyleyecektim ben. Tam bek almaz mıydınız diye. Bek sayısı yeterli mi Fenerbahçe'de? Ya Gustavo da vardı sıra gelmeyen. Evet. Lincoln en son bek olmuştu. Sol mesela bence Lincoln'u sol bek yapmaz İsmail Hoca. Ya evet, İsmail Hoca'nın tarzında biz şunu hatırlıyoruz. Geri dörtlüde daha çok savunma becerisi istiyor. İşte Serdar Aziz'de Osay da çok kullanıyor bu arada. En büyük belirgin farklardan bir tanesi Osay kullanımı. Çünkü Jorge Jesus beklerden biraz daha oyuna katılım ve pas kabiliyeti bekliyor. Final hareketinin iyi olmasını bekliyor. Osay o yüzden genellikle tutmadı. Ama İsmail Hoca çok tutuyordu. Çünkü Osay da aslında Kim Min-jae gibi seken toplarda, dönen toplarda çok iyi süpürüyordu savunma tarafıyla. Ve Osay İsmail Kartal döneminde savunma tarafıyla öne çıkmıştı. Yani hücum tarafından ziyade. O yüzden ben Osay'ı da ciddi şekilde kullanabileceğini düşünüyorum tekrar İsmail Kartal'ın. Ben Osay Volden'in de İsmail Kartal'ın seveceği tarzda bir stoper olacağını düşünüyorum. Çünkü o da aynı şekilde işte Sevilla maçlarında olduğu gibi ya da Alanya maçında olduğu gibi topu ayağına al, biraz fark yaratı, çok fazla yapamıyor ama o tempoyu yapabilen bir bek. Yani fiziğine göre çabuk, savunma tarafı kuvvetli, hatta sol stoper oynamışlığı var ya Hollanda Ligi'nde. O yüzden İsmail Kartal'ın ben Osay Volden'in süre verebileceğini düşünüyorum. Hatta ideal beki, eğer Luan Perez'i sol stopere çekerse Osterwold'e Ferdi diye devam edebilir. Ya orta sahada şu yüzden ben derinlik arayabileceğini düşünüyorum. Şimdi uzun kulvarda Fenerbahçe'nin bir tane ofansa kırılan 8 numarası olması çok az. Yani Mert Hakan'ı ben biraz 10 numara gibi görüyorum. Ki öyle kullanıyordu zaten İsmail Hoca'da. Yani 8 numaralardan birisi olunca Mert Hakan aynı şey olmuyor. Yani orada biraz daha set oynama becerisi istiyor 8 numara bölgesi. Gerektiği zaman topa basma, gerektiği zaman kendisini topa gösterme. Mert Hakan'da o özellikler çok yok. Mert Hakan çabuk finale gitme özelliği olan bir oyuncu. İşte hemen 2-1 yapayım, şut atayım ya da işte bir topsuz koşu yapayım. Oyunu da öyle oynattırıyordu ama. Evet. Gidin oynattırıyor. O yüzden hani zaten 10 numara bölgesinde kullanıyor ve özellikle pres konusunda çok verimli kullanmıştı Mert Hakan'ı. Sadece Zayis olmaz yani bu hani. Diğer tarafta bence gayet iyi bir derinlik var. İşte Crespo, Arao, İsmail. Hani işin savunma tarafını yapacak 8 numaralarda gayet bir derinlik var. Diğer tarafta sadece Zayis var. Oraya kesin bir transfer yapması gerekir diye düşünüyorum. Ya aslında şöyle, geçen gün şeyi izledim. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi maçlarında o Manchester United, Paris Saint-Germain ve Leipzig'le olan grupta. Bahsettiğin oyuncu İrfancan Kahveci aslında 8 numarada. Yani tamamen. O da işte temposu bir türlü oynatmadı. Öyle. Ama İsmail Hoca oynatmadı. İrfan'ı o şekilde oynatmadı. Ama şuna geleceğim. Eğer Arda Güler takımda kalırsa yine Mert Hakan'ı 10 numarada oynattığını düşünüyorum. Mesela tempo açısından, ön alan baskısı açısından. Sağda Arda Güler'i koyduğunda İrfan Can'dan tekrar bir 8 numara yaratılır mı orada? O yüzden bir hani fikir açması i̇şte açısından. Şeyden hani bak, Jesus'la o kadar çelişti fikirleri mesela. Serdar Dursun, Valencia, Serdar Aziz vesaire. Aynı düşündükleri İrfan Can Kahveci vardı. İkisi de sağ ön düşündü. Yani evet. Şey düşünmedi. İrfan Can'ı ikisi de 8 numara olarak düşünmedi. Aynı, ben de düşünmezdim. Aynı abi. Düşündükleri bir oyuncu daha var. Kim? Rossi. Rossi, evet. Rossi'den vazgeçmiyor evet, ikisi de. Çünkü de seviyor, doğru. Şu dengeyi seviyordu iki teknik adam da. Bir tarafta oyun kurucu bir kenar forvet. İçeriye devreden, kilit pas bırakan, şut atan işte Arda, İrfan, Emre Mor maçına göre. Diğer tarafta da topsuz koşuyla savunmaya zorlayacak. Ekstradan forvet koşusu atacak bir oyuncu. İkisi de Rossi'yi çok fazla tercih etti. Buradan yine transfer dönemi konusu açıldığında konuşuruz. Mesela şu an Perisic gibi bir adam gelirse
İsmail Hoca'nın Rossi kullanımını düşünüyorum. Ki Rossi'nin en verimli olduğu dönemde o. İsmail Hoca'nın döneminde. Çünkü o zaman Fenerbahçe çok fazla top önde kazanıp çok hızlı şekilde kaleye gidiyordu. Yani topu da hızlı kazanıyordu, kaleye de hızlı gidiyordu. Tam Rossi'lik bir oyun vardı ve en verimli dönemini geçirdi. Aslında aynı oyun formatı Perisic'e baya baya uyuyor. Yani bir de skorer yani. Bir de çok daha fazla gömlek farkı var yani. Baya 3 gömlek üstü bir oyuncu. Bir de böyle bir lüksü varsa ki Serdar Dursun da Dzeko gibi bir santraforla güncellenmiş oluyor. Yani ben sanki İsmail Hoca'nın bıraktığı oyunu devam ettireceğini, o yüzden bence de sağ önde Arda Güler kalırsa o, kalmazsa İrfan Can, Emre Mor. Belki Arda Güler satılırsa Cengiz sürprizi de olabilir bu arada. Hani bir Cengiz'e bakabilirler. Bak burada Dzeko da var, Roma'da iyi ikili olmuştunuz. Yani Türk kontenjanından da eğer kaleci de yabancı olacaksa, Livakovic gelecekse, çünkü biraz orada tıkanıyorsun. Sağ ön Türk olmak zorunda. Ya İrfan Can Kahveci'ye güvenir hoca yine orada. Arda giderse. Ya da bir Cengiz'i zorlarlar gibi geliyor. Yani öyle hissediyorum. Çünkü mantıklı olan hamlelerden bir tanesi olur. Diğer tarafta da işte Perisic gibi daha skora yakın, daha böyle Dzeko'yu fiziksel olarak rahatlatacak bir kenar forveti, kenar forvete devam eder gibi gözüküyor. Belki de Mert Hakan'ın bölgesinde eğer Türk konusunda sorun yaşamazsa, mesela işte sağ ön Türk, Arda, İrfan ya da başka bir oyuncu, Ferdi Türk, ki Mert Müldür konusu da konuşuluyor ama şu anda bence o şey yani çok ihtimal dahilinde değildir ilk 11 için. Bir İsmail ya da işte kaleci 3 tane Türk'ü bulursan Mert Hakan'ın bölgesine de bir oyuncu isteyebilir hoca. Hani 10 numara bölgesinde daha kaliteli, daha skorer bir isim de isteyebilir. Çünkü İsmail Hoca'nın sisteminde oradaki oyuncu bayağı bir pozisyona giriyordu. Yani Mert Hakan'ın bölgesi bayağı bayağı pozisyona giriyordu. Çünkü sağ tarafın arkasında dolaşan ikinci forvet rolü de üstleniyordu oyuncu. Bir de Mert Hakan'a devamlılık anlamında güvenmek zor. Evet. Yani sakatlık mı desem bilmiyorum ama devamlı olamadı bir türlü olamadı. Fenerbahçe'de. Oraya bir tane net bir hücumcu 10 numara işleri değiştirebilir gibi geliyor. Tabii Perisic'i veya Zaha ismi de geçiyor. Onlardan bir tanesini aldığın takdirde Kent'i 10 numaraya çekme durumu olabilir mi diye de düşünüyorum. Yani Mert Hakan'ın dediğim bölge var ya. Çünkü yani Perisic'i sola koyarsan Kent'i ya oynatmayacaksın ya da başka bir pozisyonda oynatacaksın. Bence Kent alternatif olabilir bu konuda. Bayağı yedek oturabilir. Evet, yedek işte maçına göre mesela sağ içerisinde rakibi açamadın 4-4-2'ye dönersin. Perisic'i ikinci forvet gibi Dzeko'nun yanına koyup ya da Batshuayi'yi oynatıp Kent'i sol kenara atabilirsin. Sanki Perisic gelirse Kent biraz daha rotasyon oyuncusu, maçına göre değerlendirme. İşte Avrupa'da Perisic, ligde Kent gibi durumlara dönebilir gibi geliyor. Çünkü merkezde aslında dribling becerisi var, adamı eksiltme becerisi var ama en zayıf olduğu özellik skorerli. Orada biraz skor düşüklüğü göze batabilir. Bir de Mustafa şeye dikkatimi çekti beni Kent'i izlerken. Topu geniş alanda alıp devam etme. Top taşıma yönünü çok kullanıyor aslında. Evet, evet. Merkeze dar alana koyduğun zaman top taşıyacak bir alan bulamayacak Kent. O yüzden tam 4-4-2 kenarı yani. Evet, top kaybı çizgiye çok yakın olabilir merkez oynarsın. Çizgiye yakın en verimli olacağı yer olur. Evet. Yani çatışısı yakında gidecek o. Gidecek, evet. Orta yapacak.